Devam edelim. Sırayla Bitki devam edelim. türümüz. Roza ile devam edelim. Roza ile birlikte. Roza'da da bizim şimdi burada süpürge otumuz var. Süpürge tohumumuz var bizim burada. Melisamız var. Bir de üzüm çekirdeği yağımız vardır bizim burada. Bu süreç 2 aylık bir süreçtir. İlk birinci ay bizim süpürge tohumunu kullanmamız gerekiyor. Bu süpürge tohumundan da bir tatlı kaşığı alıp havanda döverek bunu günde 2 kez, yani birini sabah birini akşam şeklinde aç karnına blenderda da ezebilirler bunu. Ezdikten sonra bunu birkaç yudum suyla tüketmeleri gerekiyor bunu. Akşam üzeri de melisa bitkimiz devreye giriyor. Bu melisa bitkimizden de bizim burada yine kaynamış olan bir su bardağımız olacak. Bundan da yine bir tutam atacağız. Kaynamış suyumuzun içerisinde 8 dakika kaynayacak. Sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde içilmesi gerekiyor. İkinci ayda süpürge otumuz devreye giriyor Biraz bizim burada. alt yazıyı değiştirebilir miyiz rica etsem? Biz Roza'ya geçtik. Evet, teşekkür ederim. İkinci ayda da süpürge otu ve melise tekrardan devreye girecek bizim burada. Bu melise otundan da bir tatlı kaşığı ya da bir tutam şeklinde olabilir. Yine burada bir su bardağımızın içerisinde kaynamış olacak yalnız bu suyumuz bizim. Burada 4 dakika kaynayacak. 4 dakika sonra sıcakken süzüp ılık olarak günde bir defa sabah kahvaltısından yarım saat önce bunun kullanılması gerekiyor. Akşam da melisa bitkimiz yine devreye girecek bizim burada. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra bir tutam atıyorsunuz. Bir su bardağı kaynamış suyumuzun içerisine. 8 dakika kaynıyor. 8 dakika kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde içilecek. Bir de üzüm çekirdeği yağımız var bizim burada. Bundan da günün içerisinde 3 öğünden birinde sabah olabilir, akşam olabilir ya da öğlen olabilir. Bir yemek kaşığı alınması gerekiyor günde bir defa bundan.